Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 7 Ekim Cumartesi Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hafta sonu programı bugün biraz daha hareketlenmeye başladı. Tabii program açısından söylüyorum. Ankara bugün biraz az atlı bir program var. 68 safkanın şu anda kayıtlı olmuş olduğunu görüyoruz ama en azından birbirine yakın safkanların da denk olduğunu söyleyeyim. Açık yarışların, grup yarışlarının da olduğu güzel bir yarış programı. Tabii akşama İzmir'de de 10 koşulu bir program var ve 107 saftan, yani bayağı kalabalık Ankara'ya olana iki misli desek herhalde yeridir. Bir kalabalık bir yarış programımız var. Ankara programını sunuyorum. Hemen bitiminde Ankara şablonu, hemen arkasından İzmir şablonumuz yer alacak arkadaşlar. Şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Ve vaktinizi de almadan hemen yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Evet, günün birinci koşusu saatler 13.30'u gösterirken Maiden dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1500 metre kum yarışıyla ilk startımızı veriyoruz. 2 ve 8'in ekir olduğu, 8 tayın yer almış olduğu bu Maiden yarışında ben 3 dolu demir yumaklı, demir döven temsilcisi, anne kanatından da bir 6 ağ temsilcisi olan Mehmet Akyol'da start alacak olan iki çim yarışın ikisinde de oldukça başarılı gözüken, pistte de oldukça hazırlıklarını beğendiğim bu safkan bence bu grubu geçmeye bir hayli yakın. Yani ne kadar hani çimde koşmuş, şimdi kum koşacak izlenimi ters gibi gelse de demir döven zaten kumda başarılı olan bir isim. Anne kanatı çime oldukça yatkın. Yani kum çim bence etkili koşar. O yüzden benim bugünkü banko limanlarından birisi oldu. 3 nolu demir yumak günün açılışında. Günün ikinci koşusu şartlı 3. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim koşusu ve 6 safkanın yer almış olduğu yine güzel ve çekişmeli bir yarışta Vefa İbrahim aracı ekürüsüne ait yarış ayetine güzel bir birinci ve güzel bir dereceyle arkasından bir idman durumunu oldukça geliştiren 3 dalı Night of Man. Bu Nativan temsilcisi Ahmet Çelik'le benim bugünkü ikinci banko limanım oldu arkadaşlar. 3 dalı Night of Man Ahmet Çelik'le. Günün üçüncü koşusu yedili plasenin de başlangıç ayağı olan bu Maiden dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1500 metre kum yarışı, 4 ve 5'in ekir olduğu, 8 tayın yer almış olduğu bu koşuda. 7 nolu yoldaş günü bu Özgür Ant temsilcisi Vedat Abiş de yarış ayaklarına güzel bir ikincilik elde eden ve idman durumunu da oldukça beğendiğim bu safkan. Benim ilk sırada 2 nolu Güney Yıldızı bu Özgür Ant temsilcisi İçman Çizik'le yine çalışmalarını oldukça beğendiğim bu safkan da bana göre rakip konumunda gözüken isim oldu. O yüzden ben 7 nolu yoldaş günü ve 2 nolu Güney Yıldızı'nı her ikisini birlikte koşuya dahil edip bu ayağı bu şekilde geçmemizi önereceğim arkadaşlar. Günün 4. koşusu 2. 6'lı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre çim koşusu ve 9 safkan arasında start olacak olan bir yarış. Birbirine çok yakın safkanların bir arada olduğu bir yarış ve oldukça da çekişmeli geçecek bir görüntüye sahip. Benim sıralama önce 7 nolu Adalı Bey bu turma temsilcisi Mehmet Keskin'le start alıyor. Kilo olarak oldukça avantajlı. Son iki yarışını arka arkaya çimde kazanan ve bu yarışta fit durumda girecek olan bu safkan benim bugün favori hanemde ilk sırada. 7 nolu Adalı Bey oldu Mehmet Keskin'le. Daha sonra 2 nolu Taşpınar. Bu Taşpınar temsilcisi Gökhan Kocakaya start alan safkan son 5 yarışın 4'ünü kazanmış ve bu yarışta oldukça etkili, güzel performansıyla katılıyor. 3 dolu Habbe bu Karaöz'ün temsilcisi İsmail Yıldırım'la yine son 4 yarışın 3'ünü kazanan, son yarışta biraz 6'ncılık elde edip en azından bugün tekrardan telafi etmek için sahada olacak bir isim. Derece olarak da oldukça iyi gözüküyor. 1 nolu Başkasap bu Babamölü temsilcisi Aparatü Kilo İmir'inde de faydalan. Bugün Serkan Yıldız'ı start alacak almış hakkında yine genel durumu oldukça iyi gözüküyor. Son 9'unculuğunu ölçü almadığım bir isim. Bugün daha etkili bir yarış sergilemesini bekliyorum ve son olarak da 5 dolu Keskin Şah. Aya bakan temsilcisi Mehmet Akyavuz da bu aralar toparlanmaya başlayan bu safkanla da etkili bir yarış bekliyorum. O yüzden benim bugün sıralama 4. koşu için 7, 2, 3, 1 ve 5 dolu safkanlar oldu. Günün 5. koşusu Sir Percy Lorraine koşusu. Kısa vadeli 7, 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre çim koşusu ve 7 safkan arasında start alacak olan bu yarışta. Önceliğim 7 nolu Tur Demirkır. Bu kaptan Rio temsilcisi Gökhan Kocakaya start olarak olan bu safkan göstermiş olduğu performans ve idman durumunda oldukça iyi gözüken bu safkan benim bugün kazanmaya en yakın gördüğüm ilk isim oldu. 7 nolu Tur Demirkır.
Gökhan Kocakaya, ama burada bir iki nolu Rockstar da herhalde ihmal etmemek lazım. İzmir'de de sık sık koşan bir isim. Bugün Ankara'da Azerbaycan'ın güzel temsilcisi Vedat Abişli. Güzel performansla, iyi hazırlıklarıyla benim muhakkak 7 nolu Tur Demirkul'un yana ilave edilmesi gereken isim olarak önereceğim. O yüzden 5. koşu 7 ve 2 arasında bir yarış bekliyorum. Ama eğer bu ikinin dışına bir at ilave edelim derseniz, en azından yine iyi durumuyla Alice Kardeş'le start atık olan ilk 5 nolu Grey Kurt'u da ilave edebiliriz. Ama önce o 7-2, daha sonra 5 nolu Sapka. Günün 6. koşusu Uluslararası Kraliçe 2. Elizabeth koşusu, bir grup 2. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim koşusu, 1 ve 2'nin ekir olduğu 6 tayın yer almış olduğu güzel ve çekişmeli yarışta 5 dolu Giz, bu Runaway and Hyde'nin güzel temsilcisi. Anne kanatları Şeker Ayşe, gerçekten Şeker Ayşe de çok güzel taylar veriyordu. Alice Karataş da bugün start alıyor. Son iki yarışında bir kısa vade bir arkasından bir grup yarışı kazanan, bu yarışında çok küt turunda girecek olan 5 dolu Giz bir tık da olsa ön planda, ama 6 dolu Mangusta, bu Nativan temsilcisi Özcan Yıldırım'ı 3 yarış koşup 3'ünü de kazanarak bu yarışta da yine geçilmezliğini korumak için sahada olacak olan bu Sarkan yine fit durumda. O yüzden ben 5 nolu Giz her ne kadar bir tık ön planda gibi görürsün ama 6 nolu Mangustasız bence oyun olmaması gerekir diye düşünüyorum. O yüzden 5 ve 6 yazıp bayağı bir şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Günün 7. koşusu kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik. 2 ve 4'ün ikili oldu. 6 Sarkan'ın yer almış olduğu koşuya baktığımızda, son 6 yarışına baktığımız zaman 4 birinci, 1 ikincilik oldukça etkili bir performans gösteren ve idman durumunu da çok beğendiğim ve mesafede oldukça iyi gözüken 6 nolu Selanik Aslanı, bu line-up temsilcisi Ahmet Çelik'le bence bu yarışta bu grubu geçmesini bekliyorum. Kolay yarış değil, çok zorlu rakipleri var ama ben bu sakın biraz daha ön planda olduğunu gördüğüm için ben sizlere günün teki olarak önereceğim 6 nolu Selanik Aslanı'nı Ahmet Çelik ile. Günün 8. koşusu yumurta koşusu, her yıl düzenlenen klasik olarak koşulan bu yumurta koşusu bir kısa vade aldı. 4 ve yukarı Arapların 1600 metre çim yarışı. 9 safkan arası start alacak olan bu yarışta benim önceliğim 5 dolu hayalet şeyi, bu Kıbrıs temsilcisi Müslüm Çelik'le start alacak olan safkan. Son 4 yarışı arka arkaya kazanarak son yarışta da güzel rakiplerini geride bırakmıştı. Bence bu grubu yine geçmeye bir hayli yakın gözüküyor. Bugün ekürü ekürüsüz koşu. Geçen yarısında ekürü koşmuştu ama Sapka zaten kendi halinde koşması halinde yine bu grubun geçmesi bence en normal sonuç olarak gözüküyor ama tabii ki iyi rakipleri var. Bunlardan biri 4 nolu Bekir abi, bu Bayhan temsilcisi. İç maçsızlıkla start alacak olan Sapka'nın yine çok güzel bir performansı var. Bence bu grupta ihmal edilmemesi gerekli. Bir de 6 nolu Yener Sultan, yine bir Kazberk temsilcisi olan Sapka'da Gökhan Kocakaya'da bu aralar güzel formuyla, istikrarlı durumuyla bence bu Sapka'nın da dahil edip baya 5-4-6 olarak geçebiliriz arkadaşlar. Günün son koşuna geldik. Kısa vade 9-3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum yarışı ve 9 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 1 ve 2'nin de ekür olduğunu görüyoruz. Ben burada 9 nolu marka Polo, bir Polo temsilcisi İçman Çizik'le start alacak olan bu safkan ilk kez bir kum pistte çıkıyor. Yani şu anda ekranda gördüğünüz performansı sentrik ve çimden ibaret ama koşmuş olduğu gruplara göre oldukça yetkili gözüküyor. Ve Safkan'ın çalışmaları kumda oldukça dereceli gözüken bu Safkan bence kesinlikle bu Safkan'ın kum pistine yadırgamayacağını düşünüyorum. Çünkü idman durumunda zaten kendini belli ediyor bu Safkan. O yüzden bir risk alınacaksa bence bu 9 olur. Marco Polo olur. İçman çizikte. O yüzden bence alternatif olsa bir banko adayım oldu. 9 olur. Marco Polo İçman çizik ama yanına bir at ilave edebilirim derseniz 6 nolu Şanlı Tayı, bu El Gorelor temsilcisi Mehmet Akyavuz'a iyi durumuyla ilave edebiliriz. Ama önce 9, daha sonra 6 nolu Safkan olarak önereceğim arkadaşlar. Hemen şablonumuzu tabii ki paylaşıyorum. Önce Ankara, hemen arkasından İzmir şablonu. Şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. İyi hafta sonları dilediğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.
Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.